Güneşli bir Viyana sabahı bizi ağırlamaya hazır görünüyor. Kahvaltı salonunda bekliyorum. Ne zaman dönüyorsun? Ercan Kliniği Telesekreter Servisine hoş geldiniz. Hafta sonu çalışma saatlerimiz 11-19'dur. Randevu almak için lütfen mesaj bırakın. Ben Firdevs Yoroğlu. Doktor Oktay Bey gelince beni arasın lütfen. Ben keseyim mi? Evet, lütfen. Dün gece rüyamda silahlar patladı sürekli. Of, açma yine şu sinir bozucu konuyu lütfen. Tamam. Yeter, kuş yudumu yap demedim. Anlaşıldı, tersimizden kalkmışız bugün. Evdeki iş canımı sıkıyor, bitse bir an önce. Hiç kalkışmayacaktım bence. Ya Bihter döndüğünde seni seçtiklerini beğenmezse? Çok güzel olacak bir kere. Niye beğenmesin? Dönecek mi sence abla? Ne diyorsun? Düzelecek mi her şey? Bilmiyorum Bülent. Bir çay da alır mısınız? Evet lütfen. Omlet de rica ediyorum ben. Mantarlı, bol kaşarlı. Hemen geliyor. Ne oldu? Bihter haklı. Biraz dikkat etsen keşke. Tombik gelin olacaksın. Çok biliyorsun sen. Belli nasıl dikkat ediyor ama. Yine erkenden gitmiş salona. Bana görünmeden gitmiş, bu kolumla takılmayayım peşine diye. Zaten niyetim vardı. Tamam tamam. Ya sen canım ablacığım. Geldin. Konuşmak istiyorum. Burada olmaz. Rahat uyuyabildiniz mi? Gözlerinizin altındaki siyah halkalar hiç öyle söylemiyor ama. Son günlerde hep böyle. Nihal için çok endişeleniyorum. Şüphe. Çok rahatsız edici bir duygu. İnsan içine oyuyor. Delik deşik ediyor. Benim de içime yerleşti artık bu duygu. Gerçekten emin olmadıkça beynimi kurcalayıp duracak. Eğer
Gerçekten aralarında bir şey varsa. Yoksa Allah affetsin bizi böyle düşündüğümüz için ama varsa da ortaya çıkarmak lazım. Ben hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmasın istiyorum. Bunu Adnan'ın haberi olmadan araştırmak lazım. Evet, tabii. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Adnan'ı üzmeden bu işi halletmenin bir yolu olmalı. Aa, Adnan. Hayırdır inşallah. Günaydın. Hoş geldin. Ne güzel sürpriz bu. Hafta sonu buraya kaçayım dedim. Deniz Hanım, bilmiyordum burada olduğunuzu. Ne zaman geldiniz? Dün gece. Arsene Hanım davet etti. Buyurun. Keşke haber verseydin. Neyse. Nihal evde değişikliğe kalkıştı. Eşyalar gitti, bütün ev ayakta. Baktım bugün de işçiler falan kalabalık oldu. Gideyim çiftliğe kafa dinleyeyim dedim. Ben de dün Deniz Hanım'ı aradım, hafta sonunu birlikte geçirelim diye. Sağ olsun, kırmadı geldi. Ama bugün döneceğim. Ben geldim değil mi, kaçıyorsunuz, aşk olsun. Ama ne, kimseyi bir yere bırakmıyorum bu hafta sonu. İyiyim ben. Siz nasılsınız? Aman, bizi sorma hiç. Ev dandini. Bir yandan temizleniyor, bir yandan kirleniyor. Sözde temizlikçiler de geldi bir yandan ama biz el atmasak olmuyor işte. Canımız çıktı. Yeter. Çocuğun da içini şişirme. Aç. Yavaş. Babam da mahvoldu. Sabahtan beri ayakta. Ne o, Nihal Hanım'ın gönlü olacak. Neyse, boş ver bizi. Çiftlikte durumlar nasıl? İyi. Deniz Hanım'la Arsene Hanım yürüyüşe çıktılar. Aa. Akşam geldi. Matmazel de mi orada? Aa. Dün gece gitmiş hem de. Canlı bağlantı yapıyorum bizimkilere. Öksürüğün arttı mı senin? İlaçlarını alıyorsun değil mi? Alıyorum, alıyorum. Hani çay hazır değil mi? Hadi koyun da adamlar bir soluklansın. Çabuk. Tamam, kapatıyorum Beşir, hadi bay bay. Kolay gelsin. Sağ ol. Matmazel'e bak sen. Tam zamanında kaçtı evden. Tabii bu hengameyi çekecek hali yok. Hadi kızım, konuşma. Götür şu çayları, baban telaş yapıyor. Sen nereye? Firdevs Hanım ararsa nerede diyelim? Firdevs Hanım ararsa beni arar, sizi değil. Of. Yok, bunu bir de ben paralayacağım. Ellerine sağlık şimdiden. Hadi, hadi işinize bakın. Sen de kudurtma şunu, bir de sizle uğraşmayayım. Aa, hadi. Yavaş, 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 dikkat edin, çarpmayın bir yere. Günaydın. Şimdi günüm aydınlandı, evet. Çok zarifsin, teşekkür ederim. Dinlenebildin mi? Evet, mışıl mışıl uyudum. Sevindim. Bugün programımız yoğun çünkü. Seni Viyana'nın sürpriz köşelerine götüreceğim. Öğle yemeğini eskiden saray olan bir restoranda yiyeceğiz. Sonra empresyonist eserlerden oluşan bir resim sergisi gezeceğiz. Gece de kışlık sarayda bir konser var.
Harika. Aklında başka bir şey var gibi. Ne düşünüyorsun? Bihter'i. Thank you.